Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar. Beşinci e, soru çözümü dersimizle devam ediyoruz. Soru çözümlerine biraz ara vermiştim ben. E, ama devam etmek istiyorum arkadaşlar. Faydalandıklarını söylüyorlar. Sadece bu sınavlara girmek için e, Arapça çalışılmaz. Bunun hepimiz farkındayız. E, bu videolar aynı zamanda Arapça öğrenmeye devam eden ve kendi sınamak isteyen arkadaşlar için de oldukça faydalı olur. Zaten aşağıya pdf olarak koyuyorum ben. Onları kendiniz alıp çözebilirsiniz de. Yine cevaplarını da burada hep birlikte öğrenmiş oluyoruz. Asıl amacımız kelime öğrenmek. Ne kadar çok kelime bilirsek zaten Arapça'yı o kadar daha rahat öğrenmiş oluruz. Zaten dil kelimelerden oluştuğu için. Böylece de sınavlarda herhangi bir sıkıntı yaşamayız Allah'ın izniyle. Beşinci dersimize devam edeceğiz. Yine aynı şekilde soru şekillerimiz boşluk doldurma olarak devam ediyorum. Farklı stillerle de çözmeye devam edeceğiz Allah nasip ederse. Birinci sorumuzun kelimelerine bakacağız sonra da çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzun kelimeleri yevmuna el -hadir. Günümüzde olarak tercüme ediyoruz biz bunu. Yevmuna bizim günüm, günümüz yevmene şeklinde metinde var. El günümüzdeki el hali demektir. Yevmuna el günümüzde. El hadis modern, modern dönem normalde yeni demektir. Sonradan ihdas olunan, sonradan ortaya çıkan el hadis modern olarak tercüme ediyor, ediyoruz. Devrun kelimesinin çoğulu el edvar olarak gelir. Devrun edvar şeklinde. Rol, devir, sıra şeklinde tercüme edeceğiz. Rabeta, yarbitu arraptu beyne. Beyne bir şey iki şey arasında. İki şey arası arasında bağ kurmak, birleştirmek, bağlantı kurmak, manalarına geliyor. Sehele nüsehilu etteshilli tef'il babında böyle bir dua da var günlük hayatta kullanırız. Sehele allahu leke ameleke. Allah işlerini kolaylaştırsın şeklinde. Li harfi cerini leke şeklinde senin işlerini olarak tercüme ederiz. Kolaylaştırmak, teshil etmek. Le'ibe Ela yel'abu el'ab fi bir yerde oynamak tabi'a yetba'u etteba'u ya da etteba'u etteba'u li harfi ceriyle kullanılır. Uymak, peşinden gitmek, izlemek, tabi'a olmak. Türkçe'ye de almışız zaten. Radde yarud rad ala harfi ceriyle cevaplamak, iade etmek gibi manalara geliyor. E, vesile, şurası yanlış çıkmış. Vesile, vesail, en nakl, ulaşım taşıma araç, araçları. Nakl ifadesi nakletmek şeklinde Türkçe'de de var zaten vesile araç çoğulu vesail olarak gelir. Ulaşım araçları olarak tercüme edeceğiz. Bakalım şimdi. Biyumine el hadiri nokta nokta vesailu okuyacağım çünkü burada bir e, fiil var. Muhtemelen hemen faili gelmesi lazım. Vesailu en nakli el hadise dura hemen nokta nokta errapti çünkü hepsi harficer. Errapti <laughs> el muduni ve teshili e, en nakli. diyominel günümüzde nokta nokta... ...vesailun nakli'l-hadisetun modern ulaşım araçları... ...devran hemen önemli bir rol... ...nokta nokta el -rabti, bağlantı kurmak... ...beyne'l-muduni, mudun Medine kelimesinin çoğulu... ...şehirler arasında bağlantı kurmak ve teshili nakli ve ulaşımı kolaylaştırmak. Şimdi birinciden A'dan itibaren başlayalım. Günümüzde tele abu vesailu nakli hadisetu modern ulaşım araçları oynar. Ne oynar? Devran hemen önemli bir rol. Bir rabti bağlantı kurmak. Beynel mudini şehirler ve tesili nakli ve ulaşımı kolaylaştırmak hususunda önemli bir rol oynar. Şimdi Doğru cevabımız aşık olacak işaretleyebilirsem e, bu zaten bir kalıp arkadaşlar. Yelabu devran hemmen ya da yelabu devran muhimmen fi de buraya gelmesi lazım hangi konuda önemli bir rol oynuyor bu bir kalıp. İkinci şık kafa karıştırıcı. abu min min harfi ceri olmaz fi harfi ceri olması lazım. Tetba'u peşine düşer izler peşine takılır. Li harfi ceri doğru ama mana olarak uymaz o da. Karuddu cevap verir ya da yukarıda ne dedik birçok manası var çünkü raddenin. İade etmek, reddetmek manası var yine. Mana olarak uymaz. Neyi cevaplıyor ya da neyi iade ediyor o da olmaz. Tüseidu mana olarak baktığımız zaman yardımcı olur. Sadece yardımcı olur deseydi bir şeyler arasında irtibat kurmaya... Olurdu ama Devran Hemen işin içine girince benden bu soru bir kalıp istiyor. Yel abu Devran Hemen kalıbını biliyor muyum? Bunu soruyor. Çünkü günlük hayatta da çok kullanılıyor. Tü ve sa'ilu nakli'l hadiseti. Hadiseti. Modern ulaşım araçları yardım eder. Devran Hemen önemli bir rol. Bu rol önemli bir rol olmasaydı belki bu olabilirdi. Çünkü şehirler arasında bağlantı kurmak ve ulaşımı kolaylaştırma konusunda yardımcı olur. Ama burada önemli olan şu kalıbı bilmek. Tekrar söylüyorum. O yüzden E şıkkı da olmak olmaz. Hel abu ve sailu naklil hadithetu davran hemen fi şeklinde doğru cevabım A şıkkı olacak. Geldim ikinci kelime ikinci sorumun kelimelerine. El harara sıcaklık hararet şekli Türkçe almışız zaten. İnzelaka yenzeliku el inzilak ila ya da ala kaymak, sürüklenmek, sızmak gibi manaları var. İrtekebe yerteki bu el irtikap, girişmek, kalkışmak, işlemek gibi manalara gelir. Murtekip mucrim manasındadır. Yani suçlu şeklinde. İrtefa yertefiu el irtifa yükselmek demektir. İrtifası şeklinde Türkçede de kullanılır zaten. İnfasale yanfasilo, el infisal an harfi ceriyle nokta noktadan ayrılmak, ya da infasale parçalanmak, çekilmek, kopmak gibi manaları var. İndemece yendemicu el indimec fi kaynaşmak, girmek, insan içine karışmak şeklinde kullanılır genelde. Nokta nokta baktım hep fiil o zaman fail olmalı. El hararatu fi hada sayfi ila 40 dereceten. Sıcaklık ne olduysa artık fi hada sayfi bu yaz ila EA'ya 40 derece. Bu yaz sıcaklık 40 dereceye imzale kaydım olmaz, sızdı olmaz. İrtegebet işledi, yaptı, etti o da olmaz mana olarak. İrtefaat yükseldi el hararatu sıcaklık. Bir sayfı yazın ile 40 derece 40 derece yükseldi. Doğru cevabım C şıkkı olacak. Kolay bir soru. Ama kolay diye ıskalamamak lazım. Dikkatli olmak lazım. İnfasalet ayrıldı, parçalandı. Sıcaklık 40 dereceye. O da aynı şekilde olmaz. İndemecet. Fi harfi ceri lazım tamam. Burada kafa karıştırıcı olabilir. Ama sıcaklık bu yazın kaynaştı. içine girdi. İndimaj etti. Mane olarak olmuyor bu da. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Tekrar edelim. Cümleyi tekrar okuyalım. İrtefaat el hararatu. في هذا ila 40 derece, Bu yaz sıcaklık 40 dereceye irtifat yükseldi C şıkkım doğru Geldim 3. sorum kelimelerine Sorudaki kelimelerin bilindiğini düşündüğümden üç taneyi vermekle iktifa ettim Et telavuz Çevre kirliliği bi'e kelimesinden türüyor bu Çevresel demek aslında ama biz bunu Türkçe'ye çevre olarak tercüme edebiliriz. Bu e, en azından terkipte. Ettelevvusul bi'i, çevre kirliliği. el hatir el-hutr olarak çoğul gelir. Tehlikeli demektir. Hatir hazel emru khatirun cidden. Bu durum, bu iş, bu şey çok tehlikeli. Eş-şerif de şerefli, e, şerif, onurlu, kıymetli saygı manalara gelir. Yuhaddu ettelevvusul bi'i, ehadde. En va'il televusi nokta nokta ve bi' fil mudonil kubra. Bu kabul edilir. Ettelevusul bi'iyyü ıı, çevre kirliliği ehade biri en va'il televusi kirlilik çeşitlerinden birisi nokta nokta ve bi' özellikle de fil kubra büyük kentlerde büyük şehirlerde. Çevre kirliliği büyük özellikle de büyük kentlerde nokta nokta e, kirlilik çeşitlerinden biri olarak kabul edilir. Hadi enva'i telavusi ra'i. Harika e, kirlilik çeşitlerinden birisi. Tamamen saçma. El cemil güzel <laughs> kirlilik. E şerife. Zaten hem baktığımız zaman mana olarak e, uymaz da. Hadi enva'i dediği için kirlilik çeşitlere Eğer enva atıp yapsaydık belki olabilirdi ki zaten mana uygun değil. Şerif saygın kıymetli kirlilik çeşitlerinden hiç mana uygun değil. Doğru cevap D olacak. el hatiyi, tehlikeli. Şimdi mana verdiğimizde anlaşılacak. Ehade enva'i telavvusi el hatiri Tehlikeli kirlilik çeşitlerinden biri. Gerçi kirliliğin... Tehlikesiz olur mu? Belki mikroba ihtiyacımız var vücudumuz. Bu bağlamda yazılmış bir soru olabilir. Dolayısıyla el hatir ifadesi doğru olmuş olacak. Bu arada bu sorular ÖSYM'nin YDT soruları arkadaşlar. Onlardan bazılarını seçerek bunları sizlere sunmak istedim. el hatir tekrar söyleyeyim tehlikeli. Terkibi tekrar edersek tehlikeli kirlilik çeşitlerinden biri olarak kabul edilir. El-Mufit de zaten mana olarak uymaz. Faydalı, efe yufidu, fayda vermek, e, fayda sağlamak, istifadesine sunulmak demek. mana olarak en doğrusu el-hatir ifadesi oluyor. Doğru cevabımız D. Geldim dördüncü sorunun e, kelimelerine. El-ade ifadesi adet şeklinde Türkçe almışız zaten. El-adet olarak çoğulu gelir. Adet, gelenek demek, e, Diğer bir ifade bizim gelenek görenek olarak kullandığımız et taklit kallede yukallidu et taklit aslında görerek yapıp gelmek. Görenek de oradan gelmiş. atalarımızdan görerek yaparak gelmek görenek demek. E, çoğulu et takalit olarak gelir. Taklidun takalit. Bu Huviye, kimlik şahsiyet manasında. geldim Diğer kelime asibga e ifadesi karakter, özellik, yapı manasına gelir. Asibga, e sibhatullah, Allah'ın e, boyası denilir. Aynı zamanda boya manası da var. Istabga e bi, boyanmak, renklenmek, nokta noktaya yapışmak, izleri görünmek manasında. Istabga, e bu da sibga kökünden geliyor. İftial babı biliyorsunuz, bazı harflerle birleştiğinde farklı bir yapıya dönüşüyor. O da bunlardan birisi. Istabga e bi diğer e, fiil saqa yesuku es yollamak, göndermek, sürmek, götürmek gibi manaları var. Bilinen bir fiil. Haddede yuheddu'u et-tahdid sınırlamak, belirlemek demek. Mantıkta da şöyle bir tabir olur arkadaşlar. Tahdidu eş bir şeyin tahdid edilmesi, ta'rifu'hu tanımlanması demektir. Neden? Çünkü ben bir şeyi eğer tanımlıyorsam, belli çizgiler içerisine koyuyorum ve onu bazı kelimelerle tanımlıyorum. Bu yüzden de tahdidu şeyi tarifu şeklinde mantıkta bir e, ifade vardır. Bir şeyin tahdid edilmesi, onun tarifi yani tanımlanması, belirlenmesi demektir. Geldim soruya. El-Adetu <laughs> ve Takalidu. Baktım hep fiil. O zaman Huviyetu <laughs> şeklinde e, okuyabilirim. El-Mujtami ve Tuatihi tellek sıbıga özel olanı ile ilgili olarak kullanılır. gelenekler ve görenekler Hemen fiil seçelim. Tethemu önem verir, ihtimam gösterir. B. Tencihu başarı gösterir. C. Tesuku. sürer, kullanır. D. Tattasilo itibat kurar. E. Tuhaddido sınırlar belirler. Şimdi ha, o zaman huviyeti okumam lazım. Orayı yanlış okumayalım. Doğru cevabım E olacak. Diğerlerini yerine koyduğum zaman mantık olarak uymuyor. İhtimam gösterir. Gelenekler ve görenekler ihtimam gösterir. Bu bir e, isim cümlesi arkadaşlar. Mübteda el adet ve takalidu. Buraya haber e, getireceğim ben şimdi. Gelenekler ve görenekler ihtimam gösterir olmaz. Başarı gösterir mana olarak gitmez. Tesluku kullanır, sürer. Hiçbir şekilde uymaz. Tattasilo arar, ittisal kurar, iletişim kurar. O da olmaz. Tuhaddidu, sınırlar, belirler. Şimdi tercüme edeceğiz, bakacağız. El adet ve takaridu. Gelenekler ve görenekler. Tuhaddidu, belirler. Huviyyetel müjdemai. Toplumun karakterini belirler. Müjdema, topluluk demek. Halk demek. Toplumun e, hüviyetini yani karakterini belirler, tahdid eder, sınırlar ve tutihi ve topluma verir. Tilke sibgatu el hasatu. Tilke sibgatu el hasate. Bu özel e, karakteri, olguyu e, verir. Elleti yastabigu biha izlerini taşıdı. İzlerini taşıdı bu özel karakteri, olguyu yukarıda da ifade ettiğimiz gibi karakteri, yapıyı verir. Cümleyi tekrar yerine koyup okuyup tercüme edelim. El adatu ve taqalidu tuhaddidu huviyete el mujtama'i ve tu'tihi tilka sibghata el khasata allati yastabighu biha. Gelenekler ve görenekler topluma toplumun karakterini belirler ve ona izlerini taşıdığı bu özel e, yapıyı da vermiş olur. Geldim beşinci sorumun e, kelimelerine. El eid çoğul el ayad olarak gelir. Bayram bayramlar. Eidul adha kurban bayramı. Eidul -fıtır", fıtır bayramı yani Ramazan bayramı şeklinde gelir. İn azeleyen azilu el in infial kalıbından uzlet de buradan türer. Ayrılmak, inzivaya çekilmek, uzaklaşmak gibi manaları var. An harfi önemli burada. Sadefe yusadifu el musadefe. E, tesadüf de buradan direkt tefail babından gelir. Rastlamak, denk gelmek, eş zamanlı olmak, aynı anda meydana gelmek, aynı anda olmak demektir. İrtibata yertibitu el irtibat Bir harfi ile bağlantılı olmak, ilişkili olmak, murtabit olarak gelir o da. Dayaka yudayiku et tadayuk e, el muday el mudayka olacak. Bunun e, masları yanlış olmuş. Hemen düzeltelim burada. Yanlışlık çıkmasın daha sonra. Yapalım. Mudayka, yudayku el ne değiştirebilirsin. El mudayka şeklinde gelir. Çok büyük elimden konusu şöyle arkadaşlar. Tefaül babında o tedayaka olarak gelir. Darlanmak şeklinde. Bu dayaka yudayku. O yüzden şöyle yapalım yanlış olmasın. Dayaka yudayku el mudayaka tu olarak gelir. Canını sıkmak, kızdırmak, bezdirmek gibi manaları var. Geldim beşinci soruya. Nokta nokta ayyadul muslimine bi ibadeti ibadeteyni min ehemmi ibadetillahim. Tamelu tenazilu tusadifu tartabitu tudayiku. Müslümanların bayramları Allah'a ibadet sayılan ya da Allah'ın ibadetlerinin en önemlilerinden ikisidir. Burada ne söylüyor? İki bayramdan bahsediyor. Ayyadül muslimine fıtır ve yani Ramazan ve kurban bayramı. Müslümanların bayramları nokta nokta. Bir ibadeteynim iki ibadetle e, nokta nokta neyse min ehemmi ibadetillahi Allah'a e, karşı yapılan ibadetlerin en önemlilerindendir. Tamelu e, çalışmak demek normalde. Ayyadul muslimine bi ibadeteyni. Amile bi normalde çalıştırmak demek. E, Allah'a Allah'ın ibadetlerinden en önemlilerinden iki tanesini çalıştırır. Mana olarak olmaz her ne kadar bir ceriyle kullanılsa da. Mane olarak a olmaz. İnzale yen azilu, e, ten azilu. Uzaklaşmak, inzivaya çekilmek. Bu da mana olarak uymaz. Susadifu aynı zamanda olmak, eş zamanlı olmak, rastlamak demek. Müslümanların bayramı Allah'a ibadet Allah'a e, karşı yapılan ibadetlerin en önemlilerinden iki ibadetle eş zamanlıdır. Bu da olmaz. Doğru cevabımız değişik olacak. tu irtibat kurar, bağlar, irtibatlıdır desek daha doğru olur. Müslümanların bayramları Allah'a karşı yapılan, ki ibadet sadece Allah'a yapılır. Allah'a ibadetlerin en önemlilerinden ikisiyle irtibatlıdır şeklinde tercüme edeceğiz. Bu yine ÖSYM'nin sorularından birisi arkadaşlar. Böyle metin ortasından alınmış. Hangi iki ibadetle Bunu açıkça söylememişler. Muhtemelen birisi Ramazan Bayramı olduğu için oruçla ilgili, diğeri de Kurban Bayramı ile olduğu için işte orada orada da maddi olarak bir ibadet söz konusu ondan bahsedecek. Metinden böyle çekip çıkarılmış ÖSYM'nin problemli sorularından birisi. E'de tudayı bu daraltmak, sıkmak, canından bezdirmek manevi olarak pek uygun değil zaten metnimizin manevi yapısına. Doğru cevap tartabitu olacak. Tartabitu bağlıdır. Ayyadul Müslimine Müslümanların bayramları Allah'a karşı yapılan ibadetlerin en önemlilerinden ikisiyle bağlantılıdır. Birincisi Ramazan bayramında Ramazan orucu olabilir. İkincisi de tabi hangi metinden aldığı yani burada söz konusu değil atıf yapmıyorlar. İkincisi de maddi olarak Allah'a karşı olan bir borcu ödemek ve elinden geldiği kadar bunu fakirlere dağıtmak. Birinde daha çok manevi ikincisinde maddi bir ibadet söz konusu muhtemelen bundan bahsediyor. Böylelikle beşinci sorumuzu da çözmüş olduk. Sizin için önemli olanlar biliyorsunuz şuradaki kelimeler. Buradaki kelimelere çok dikkat edelim. Zaten bunları bildikten sonra soruları çözmek gayet kolay olacaktır hepiniz için. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.